Karşımızda fx eşittir karekök içinde x'in doğal logaritması olarak verilmiş bir fonksiyon var. Fx eşittir ln karekök x. Bu videoda f'in türevini bulmaya çalışacağız. Bu soruyu çözmek için görmeniz ya da bilmeniz gereken şey f'in iki fonksiyonun bileşkesi olarak yazılmış olması. Şöyle açıklayayım. F'e herhangi bir x değeri verdiğinizde fonksiyon ilk olarak ne yapıyor? Karekökünü alıyor, öyle değil mi? Evet, fonksiyona bir x değeri verdiğimizde fonksiyon önce x'in karekökünü alıyor. Evet, sonuçta x'in karekökünü elde ediyoruz. Peki sonra ne yapıyor? X'in karekökünün bir de doğal logaritmasını, yani ln'ini alıyor. Bu işlemi verdiğiniz değerin, yani girdinin doğal logaritmasını alan başka bir fonksiyon olarak düşünün. Bu kutuları girdi değerine hangi işlemin uygulanacağını belirtmek için kullandım. Şimdi işlemi yaptığımızda ne elde ederiz? Tabii ki de x'in karekökünün doğal logaritmasını. Karekök içinde x'in doğal logaritması. Bu da fx demek. Bunun için de fx'in buradaki bu iki fonksiyonun kombinasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Fx iki farklı fonksiyonun bileşiminden oluşmuştur. Bir fonksiyona bir değer giriyoruz ve fonksiyonun bize verdiği çıktığı bir başka fonksiyona girip bir çıktı daha alıyoruz. Mesela herhangi bir x değerinin karekökünü alan bu fonksiyona u fonksiyonu diyelim. Yazalım. U x eşittir karekök içinde x. Sonra buradan elde ettiğimiz çıktıyı v isimli başka bir fonksiyona verdiğimizi düşünelim. V fonksiyonu bu değere ne yapacak? Verdiğimiz değerin doğal logaritmasını alacak, öyle değil mi? F fonksiyonu içindeki v fonksiyonu ona verilen değer olan karekök x'in doğal logaritmasını alıyor ve sonuç olarak da karekök içinde x'in doğal logaritmasını elde ediyoruz. Eğer v fonksiyonuna girdi değeri olarak x vermiş olsaydık vx eşittir ln x yazabilirdik. Burada da görebileceğiniz gibi anlaşılması için her şeyi farklı renklerle yazmaya çalıştım. Fx eşittir karekök x'in doğal logaritması, yani v karekök x'e, yani v u x'e eşit. Bunun bir bileşke fonksiyon olduğunu anladığımıza göre türevini almak için zincir kuralını kullanabileceğimiz de artık aklımıza gelmiştir. Zincir kuralını fx'e uygularsak f'in türevi x eşittir dışarıdaki fonksiyonun içerideki fonksiyona göre türevi, yani v'nin türevi ux çarpı içerideki fonksiyonun x'e göre türevi, yani u'nun türevi x'e eşittir. Peki sizce bu türevleri nasıl alacağız? Vx ve ux'in türevlerini nasıl alacağımızı biliyoruz, öyle değil mi? Örneğin ux'in türevi, yani u üssü x için karekök içinde x'i x üzeri 1/2 olarak düşüneceğiz ve kuvvet kuralını uygulayarak 1/2'yi ifadenin başına atıp 1/2 çarpı x üzeri kuvvetten, yani 1/2'den 1 çıkarıp buraya da eksi 1/2 yazacağız. Vx'e geldiğimizde ise v üssü x'in, yani x'in doğal logaritmasının türevinin 1/x olduğunu daha önceki videolarımızdan hatırlayacaksınız. V üssü x'in ve u üssü x'in ne olduğunu biliyoruz. Peki ya v üssü ux? V üssü ux için x gördüğümüz yerlere ux yazmamız yeterli olacak. Daha düzgün yazayım. Evet, x'in yerine ux yazıyorum. Buradan da v üssü ux'i 1/ux, yani 1/ karekök içinde x olarak buluruz. Burası 1/ karekök x'e eşitmiş. U üssü x de 1/2 x üzeri eksi 1/2 olduğuna göre, bu arada 1/2 x üzeri eksi 1/2'yi 1/2 çarpı 1/x üzeri 1/2, yani 1/2 çarpı 1/ karekök içinde x ya da daha düzgün olarak 1/2 kök içinde x olarak da yazabilirim. Bunu da bulduğumuza göre f üssü x'i, yeşille işaretlediğim kısım, yani v üssü ux 1/ karekök içinde x'ti çarpı u üssü x de 1/2 kök içinde x'ti, öyle değil mi? Çarpma işlemini yapınca da 1/2'yi yazayım. Karekök içinde x çarpı karekök içinde x, x eder. O halde sonuç olarak 1/2 x bulurum. Umarım faydalı bir video olmuştur. İşe beyninizi bu şekilde düşünmeye alıştırmaya başlayabilmeniz için fx'i oluşturan fonksiyonların bir şemasını çizerek başladım. Daha sonra da kalkülüs derslerinde gördüğünüz ve kullanmaya alışkın olduğunuz zincir kuralını uygulayarak devam ettim. Bu tarz sorularda daha fazla pratik yaptıkça soruları tüm bu şemaları çizmeden de çözebileceksiniz. Yani mesela buradaki fonksiyonu gördüğünüzde bu karekök içinde x'in doğal logaritması yani vux deyip önce dışarıdaki fonksiyonun içerideki fonksiyona göre türevini alıp bir şeyin doğal logaritmasının türevi 1 bölü o şeydir diye düşünüp en iyisi şöyle söyleyeyim. Ln hobidiğin türevi 1 bölü hobidiğe eşittir diye düşünün. Sonra bunu hobidiğin x'e göre türeviyle çarpın. İşte bu kadar.